günaydınlar efendim. That's where we should stay. Super 8. I wouldn't mind. Otel... I think it was booked though, wasn't it? Çıktık. Otel, yani çıkmadık da kahvaltı etmek için çıktık. Şurada IHOP diye bir yer var. Pancake falan yapıyorlar. Bizim bu iki Amerikan. Malum. Amerikalılıklarını göstermek zorundalar. Bir pancake yiyeceğiz şimdi, kahvaltı edeceğiz. Pazık. Hava çok güzel. Yani şu an çok güzel görünüyor ama işte o festival alanına gidince bir tane bile ağaç olmayıp da o güneşin altında saatlerce oturunca o kadar güzel olmuyor. O yüzden bugün geç gideceğiz. Hem biraz daha önce hiç gelmediğimiz bu şehri görmek istiyoruz. Hem de güneşi atlatmak ve asıl büyük grupları görmek istiyoruz. O yüzden efendim biz kahvaltı gidiyoruz. Geldik. Ve fakat göz önünde bulundurmadığımız bir şey oldu. Burada uzun bir bekleme süreci var. Muhtemelen burası küçük bir şehir, belli yani. Muhtemelen ilk etrafımızdaki 1-2 mil içindeki tek kahvaltı alanı burası ve bugün pazar. Ve bir sürü insan şehir dışından konser için geldi. Dediğim şu an onları görebiliyorum burada. O yüzden bayağı bir kalabalık içerisi. Bekleyeceksiniz dediler. 15 dakika diyor. Ümit ediyorum 15 dakika bekle. 15 dakika bir şey değil çünkü. Sonra kahvaltımızı açacağız. Gençler küfür ede ede çıktılar buradan. Acaba niye sinirlendiler? Genç Asya oluyor. İnsanlar gençken Asya oluyor. Yaşlandığı geçiyor Asya'lık. Garip bir buğulu çekim var şu an. Neden bilmiyorum. Ya benim gözlerim buğulu görüyor ya da kameram pis. Muhtemelen ikincisi, beni azıcık tanıyorsanız. Opet var mı içiniz? Azıcık kıskandırayım. Opet elemanlarıyla aynı otelde kalıyorduk. Ben fark etmemiştim. Daha doğrusu şöyle. Dün buraya biz park ettiğimizde bir tane tur otobüsü görmüştük. Hani bu grupların tur otobüsleri oluyor ya. Ben de kendi kendime de içeriye söylemiştim. Ama bak, bu tur otobüsü muhtemelen gruplardan bir tanesi burada kalıyor diye. Ama hangisi olduğunu bilmiyorduk tabii ki. Sabah kahvaltıdan dönerken lobide, ya şansıma size çekecektim aslında görmemiş gibi. Fakat telefonumda Charlie annesiyle konuşuyordum. Bir baktım Opet elemanları kalan böyle. Gülümseştik. Tabii ki. Metalhead'i her yerde tanıyorlar. Çok sevimsizim. Her neyse, şaşırdım. İçinizde Opet'i çok seven varsa onlarla aynı otelde kaldık. Beyoncé ile aynı otelde kalmış gibi şımardım neyse. Okay. Biz günümüze devam ediyoruz. Şu oyunu hatırlayanınız var mı? Az önce bunu oynadım. Oh, I'm talking to myself, baby. Well, to my followers. Şunu oynadım az önce. Atarısı olan her insan bilir sanırım bu oyunu. Oynadım ve yenildim. Bu arada az önce şu an bulunduğumuz yere geldik. Uber'le geldik ve Uber'le soruyorduk işte burada. Çünkü biz bir araba geldik. San Diego'dan bir araba geldi. Bir dakika ya, bir yüzümü göstereyim. Biz San Diego'dan bir araba gelme salaklığı yaptık. Ve Ashley, Charlie'nin kuzeni tek başına gitti konser yerine. Çünkü o bütün gün 11'den gece 12'ye kadar orada olmak istedi ama biz öyle istemedik. O yüzden yollarımızı ayırdık. Tek bir sorun var, konser alanında telefon çekmiyor hiçbir şekilde. Hiçbirimizin telefon çekmiyor. Onun dışında biz şimdi dolaşıyoruz, ediyoruz Ashley konser alanında. Fakat Pac-Man de varmış. Pac-Man varmış. Belki Pac-Man oynarım. Neyse. Hep kafam dağılıyor ya. Söyleyeceğim şu an. Bak şimdi söyleyeceğim şeyi unuttum. Başka bir şey geldi aklıma. Önce onu söyleyeyim. Yani geleni değil. Söylemem gereken oldu. Uber taksi, yani taksi gibi bir şey ya. Onun şoförüyle konuşuyorduk. Dedik böyle böyle, biz işte akşam 5 civarı gitmeyi düşünüyoruz. Adam dedi imkansız, gidemezsiniz. Dün ben o saatlerde müşteri götürmeye çalıştım. İnsanlar freeway'de, highway'de, yani otobanda inip yürümek zorunda kaldılar. Abartısı 3-4 kilometre yürümeniz gerekebilir. Gidemezsiniz yani, çok aşırı kalabalık oluyor diyor. Nitekim haklı. Dün biz erken çıktık konserden. Erken çıkarken korkunç bir sıra vardı. Bugün nasıl olacak bilmiyorum. Kızla buluşmamız lazım. Böyle yani, konsere gitmek istiyoruz. Tabii ki.
Ama gidebilecek miyiz? Orası malum. Oha, 81'den beri varmış bu oyun. Vay vay vay. Commodore 64'üm vardı benim. Gençken değil, bebekken. Resmen çocukken. O günler geldi aklıma. Her neyse. Bakalım ne yapacağız yani ilerleyen saatlerde. Neler olacak bilmiyorum ama biraz evimi özledim. Yani yaşlanmışım böyle şeyler için. Yaşlanmak dedi yani. Gençken çok gidiyorduk konserlere, festivallere ama o zaman şimdiki gibi değildi tabii. Ve o zaman hamile de değildim. Onun da etkisi var sanırım. Şeyim yani böyle. Zor. İğrenç görünüyorum ya şu an. Bildiğiniz iğrenç görünüyorum. Bunun yakası düşmüş çılgınca. Ay böyle. Biz sinemaya girdik az önce. Evet. Başka bir şehre gelip sinemaya girdik. Charlie ve ben. Şimdi dolaşıyoruz. Burada alışveriş merkezi gibi bir şey varmış. Oradan bir şeyler falan yiyeceğiz, bakınacağız. Sonra konser alanına gideceğiz yavaştan. Hava, güneşin o kalın sıcaklığı gitmeye başladı. Şükürler olsun. Biraz da ondan kurtulmak için sinemaya girdik. Don't Breathe diye bir film vardı. Türkiye'ye gelmiştir kesin ama Türkçesini de bilmiyorum. Bir tane kör bir adamın evine gençler hırsızlığa giriyorlar. Kör adam da psikopat çıkıyor bunları. Kırt kırt kesiyor. Böyle bir film. Bayağı gerdi beni. Gerilim dolu filmdi. Şimdi yürüyoruz. Eyle. Kazazimle. El ele. İyiyiz. Keyfimiz yerinde. Yalnız az önce şunu söyledik ikimiz de. San Diego'yu çok özledik. Daha dün sabah ayrıldık ama ikimiz de San Diego'yu özledik şu an. Eve dönmek için sabırsızlanıyoruz. Biz yaşlanmışız. Unumuzu sermişiz, elemişiz arkadaşlar. Bizden geçmiş. Ben bunu anladım yani. Böyle. Yalnız. Ay nasıl özlemeyeyim ya. Şuraya bak. Uçuşmaz. Kuş uçmaz. Kervan geçmez. Dağ başı gibi bir yerdeyiz yani. Hiç. Etrafta hiçbir şey yok. Sevmedim. No. Şu an downtown olduğunu tahmin ettiğimiz yerdeyiz. Yani bu şehrin ya da bu bölgenin downtown olduğunu tahmin ettiğimiz yerdeyiz. O kadar az insan var ki çok garip ya. Bizim için cidden bayağı şaşırtıcı oldu. Her yer kapalı falan böyle. Pazar günü ve saat 7 şu an. Yani çok şaşırtıcı. İnsan yok, araba var falan. Garip bir yer. Değişiklik oldu. Güzel yani mesela çok güzel, derli toplu görünüyor. Böyle huzurlu görünüyor. Suç oranı falan çok düşükmüş. İnanırım. İnsan yok ki suç olsun. Ama ilginç. Okey, şu an açık bulduğumuz bir Çin restoranına daldık. Ufak bir Çin restoranı. Yalnız beğendim ben burayı. Tam tabii ben filme çekerken arkadan rondom budur. Her neyse öyle bir makineye çalıştırmak zorundalar ama onun dışında beğendim. Ben su içiyorum. Charlie'ciğim iced tea içiyor. Bunlar lettuce wrap deniyor. İçinde onun adı, bu yavruların adı tavuk var. Şunlar sert noodle'mış. Bir de cabbage dedi. Cabbage neydi? Lahana. Lahana var. Böyle gördüğünüz şeyin içinde. Benim beynim gerçekten çalışmıyor arkadaşlar ya. Sinir olsanız haklısınız. Valla beynim çalışmıyor şu an. Neydi bunun adı? Şu yeşillerin adı. Marul. Marul'un içinde. Hep İngilizceleri geliyor aklıma. Biliyorsunuz ben anam babam burada doğdum. Burada büyüdüm. Değil ama ne bileyim ya. İngilizcesi geliyor aklıma. Her neyse. Burada sarı reçetli kırmızı sos. Acı sos. Burada da limon. Şimdi ben bunları sıkıp sıkıp yiyeceğim. Bunu böyle ortaya söyledik. Charlie fried rice diye bir şey söyledi. O gelince göstereceğim. Ben de kendime noodle söyledim. O da gelince göstereceğim. Bunlar göründüğünden bayağı büyükmüş. Sabırsızlanıyorum yemek için. Bize afiyet olsun. Charlie fried rice demiştim ya. Kızarmış pirinç. İçinde karides, biftek ve tavuk var. Ondan sonra ben de noodle söyledim. Yine karidesli, biftekli ve tavuklu. Yalnız çok güzel bir koku var şu an böyle. Sarımsaklı gibi bir koku var. Mutluyum. Normalde yeni bir restoran denemek her zaman riskli. Hiç bilmediğiniz bir şehirde ama burası benden tam not aldı. Beğendik. Bize afiyet olsun. Bon appetit baby. Thank you baby. Yep. Biz içeriyiz. Şimdi burası perifer anlık. Ne kadar görebilirsiniz bilmiyorum. Şu an Slipknot sahneye çıkmak üzere. Biz oraya doğru gidiyoruz efendim. Watch you!
Kendimi çekerim ve görünmem sanırım. Oysa ki görünüyorum. Şu an çimlerde oturmuş durumdayız. Yalnız nefes alamıyorum yere oturunca. Karnımı görmeniz lazım şu an. Efendime söyleyeyim. Slayer in Design'dan birazdan Slipknot çıkacak. Saat, what's the time baby? 10. Saat 10. Herhalde biz buradan ortalama 12 gibi çıkarız diye tahmin ediyorum. 2 gibi San Diego'da oluruz. Ben yarın akşam çalışıyorum. Benim için sorun değil de Charlie ne yazık ki sabahın 7'sinde çalışıyorum. 3-4 saat uykuyla gidecek işe. Hayat, ne yapalım? Ay, nefes alamıyorum. Nefes aldırmaya yavrum. Nefes aldırmaya şu göz altlarıma bak. What did you say? I said yavrum. I said yavrum. Yavrum. You're so cute. Aşırı tatlı bu insan evladı. Aşırı tatlı ya. Aşırı saftirik ya. Koparım o yanaklarını. Charles. Are you the most beautiful thing ever? Okay. Yes, you are. Çıldırtıyor beni. Besides you. Besides me. Besides you. I love you. Her neyse şu an oturuyoruz işte yerde başka insanlarla beraber. Ben nefes alamıyorum, nefes almaya çalışıyorum. dediğim gibi geç gideceğiz. Ben gittiğimizde baygın halde olacağım. Yani bu o saatten sonra video yüklemeyi ye zaman ayırabileceğimi sanmıyorum. Çok yorgun olacağım. Sabah kalkınca artık şu an oturuyorum yalnız.
Üzerimdeki kıyafetin önü kısa, arkası uzun. Göbeğimin yarısı açık oturuyorum şu an. Resmen göbek deliğimden aşağısı açık. Beyaz et. Gelen geçen bakıyor. Ay hiç umurumda değil. Vallahi bitmiş, bitkin haldeyim. Nefes alamıyorum. Bir de böyle kendimi geriye doğru attım. Nefes alayım diye. O göbek açık yani. Şurada olsanız da bir görseniz o yağları fışkırmış ama. Çocuk o çocuk. Her neyse. Bugün bizim için yorucu bir gündü ama güzel bir gündü ya. Charlie ile baş başa bir gün geçirmiş olduk. Güzel oldu. I'm telling them that we had a day. Yes. You and me. It was nice. Daha önce yemek yemediğimiz bir yere gidip yeni yemek yemiş olduk. Onda böyle bir şey mi uçuyor? Allah'ım, bir şeyler görmeye başladım. Ayağıma basma, öldürürüm seni, gebertirim. Öyle. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bugünkü... Bir dakika yani ben kısa kesiyorum ki Slipknot çıkınca da gösteririm bir şeyler. Ama sonrasında böyle konuşma kısmını faslını yapmazsam diye şimdiden size veda edeyim. Yarından itibaren evin içinde oturduğum sohbet ettiğim vloglara dönüş artık. İyi mi kötü mü bu sizin için bilmiyorum ama. Hayır. Kendinize iyi bakın. Nerelere bakacağımı bilemiyorum.